Çevre Bakanı Murat Kurum önce 1,5 milyon konutun taşınacağını söyledi. Ardındansa rezerv alana işaret etti. İstanbul'un taşınma sürecini konuşacağız bir kez daha. Konuğumuz var İTÜ Mimarlık Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Handan Türkoğlu. Handan Hocam, teşekkürler katıldığınız için. Hoş geldiniz Haber Hattı'na. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi şöyle, bakan diyor ki bunu 500 bini Anadolu yakası, 500 bini Avrupa yakası, 500 bini de olduğu yere ilave nüfus getirmeden yapılacak bir dönüşümden bahsediyor. Soru da şu, biz İstanbul'u nereye taşıyoruz? Kuzeye doğru taşıyorsak buradaki alanlar ne olacak? Bu nasıl bir yöntem ve ne kadar sürede yapılabilir? İlk soru bu olsun. Sena Hanım, şimdi rezerv alan olarak belirledikleri yerler hakkında hiçbir bilgimiz yok. Daha önce riskli alanlar ilan edildi. Ona karşılık bazı kentlerde rezerv alanlar da ilan edildi ama bu sadece bir öneri veya bir proposal gibi sunuldu. Onun için rezerv alanların nerede olduğunu bilmeden yerleri doğru mu değil mi vesaire gibi bir tartışmaya girmek istemiyorum. Şöyle ancak, demiş bir örnek üzerinden bakan aktarmış söyleyeyim. Belki hani öyle değerlendirebilirsiniz. Esenler'deki askeri alanın kuzeyi rezerv alan olarak mesela bir örnek demiş bakan. Evet. Şimdi konuya şöyle bakalım. İstanbul kenti yıllardır, yüzyıllardır hatta Marmara Denizi'ne paralel, lineer bir şekilde ve Boğaz kenarında gelişmiştir. Kuzeydeki hassas bölgelerde, doğal açıdan hassas bölgelerde genellikle yerleşim alanı olarak açılması önerilmeyen bölgelerdir. Arada kalan kuşak ise yıllar içinde kısmen kötü yapılaşmış ve depreme dayanıklı olmayan bir yapı stoğunu ifade etmektedir. Şimdi bu durumda sahili yoğunlaştırmak veya sahile doğru bir yani fay hattına doğru bir yerleşme yapmak uygun olmuyor. Kuzey alanlarında da uygun olmuyor. Demek ki aslında ara kuşakta bir yenileme hareketi yapılmasının daha uygun olacağı çok açık. Şehircilik açısından da hepimizin de yani kabul edebileceği bir şekilde. Şimdi bu alanlarda her yer aynı nitelikte değil. Nasıl şekilleniyor buralarda zemin? Nitelik ya da mesela sahil bölgesinde hem zeminsel problemler var hem de faya yakın. Kuzeyde doğa var dedik. Ortadaki yerlerde de bazı yerlerde zemin problemleri var. Bazı yerlerde de üst yapı problemleri var. Aynı zamanda İstanbul'un düzenli gelişmiş alanları da büyük oranda sahilde ama üst hatta da mevcut. Şimdi her yere kentsel dönüşüm denilen, benim de daha çok kentsel yenileme dediğim konuda her yere aynı şekilde yaklaşmanız doğru olmaz. Mesela düzenli gelişmişse bir bölge, işte Yeşilköy gibi, Bağdat Caddesi gibi, oraların da yenilenmeye ihtiyacı var. O durumda parsel bazlı yenileme söz konusu olabilir. Burada dikkat edilecek en önemli şeylerden bir tanesi, durmadan 60'lı yıllarda yaptığımız gibi inşaat yoğunluğunu artırarak ev sahibine bedava konut sağlamak ve işte müteahhite bunu yüklemek yerine gelir durumları da bu bölgelerin göreceli olarak diğer yerlere göre daha iyi olduğu için ev sahibinin de katılımıyla müteahhitin de desteğiyle buraların yenilenmesi mümkün oluyor zaten. Biraz karşı tarafta artırılmış durumda emsal ama sonuç olarak dairelerde küçülebilir vesaire. Bu şekilde çözülebilir. Böyle bir rezerv alan yerine yerinde dönüşüm ya da sizin tabirinizde kentsel yani yenileme daha mı sağlıklı? Yerinde dönüşüm olması lazım. Ondan sonra mesela başka bir söylediğim orta hatta tamamen düzensiz gelişmişse, gecekondu tipi bir geçmişi varsa
o bölgeler geniş anlamda düzenlenebilir ve yeniden yapılabilir. Ama eğer bir gelir düzeyi göreceli olarak daha düşükse, o durumda kredili sistem devreye girebilir. Düşük faizli kredili. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir çalışma yapmıştı. Geçen haftalarda dinledik. O tür bir devlet de buna destek olabilir. Ve orada yalnız orada sadece yapıların yenilenmesi yetmiyor. Şehircilik de bozuk. Yani madem ki bir yenileme hareketi içindeyiz, o durumda şehirlerin de gerekli olan donatıları sağlaması, işte ulaşımın, ana yollar hariç ulaşımın düzenlenmesi, hatta binalarda da enerji, su tasarrufu sağlayan ekolojik tasarımların gerçekleştirilmesi veya açık alan miktarının artırılması çok iyi olacaktır. Özellikle bu söylediğim düzensiz gelişmiş bölgelerde. Hocam, İstanbul'da düzensiz gelişmiş ve böyle bir dönüşüme, yani bir planlama ve donatı olarak dönüşüme ihtiyacı olan yerler, semtler nerelerdir? Bir de belki daha küçük miktarda, küçük ölçekte kentsel dönüşümle yenilenebilecek yerler nerelerdir? Bir çalışmanız mesela var mı? Mesela E5 ile TEM arasında bulunan işte Bağcılar, Esenler, orada başka şeyler de var, ilçeler de var. Küçükçekmece'nin bir bölümü, Avcılar'ın belki bir bölümü. Bunların hani daha çok 60'lı 70'li yıllarda gelişen ve hem yapı stoğu zayıf, hem işte sokakları dar, açık alanları yok, yoğunluğu fazla bölgeler var. Bu bölgeleri şehircilik açısından da, yapı stoğu açısından da yeniden ele alınması lazım. Bu yapılamayacak bir şey değil, ama burada da yine şeyi artırmamak lazım. Yoğunluğu artırmamak lazım. Yani şundan kurtulmamız lazım. Yükselerek aynı dokunun içinde yenilersek yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Şöyle, o sizin nedenle, bu bahsettiğiniz formül az önce konuşulan rezerv alanlardan tamamıyla farklı. Yerinde dönüşüm olması gerekenin, evet, öncelenmesi gerekenin bu olduğunu söylüyorsunuz. Bu süresi nedir? Böyle bir yaklaşım, bizde böyle bir dönüşüm İstanbul için kaç ay, kaç yıl alır? Ve diğeri için de elbette rezerve gidersek yani o kaç yıl alır? Belli bir program içinde 10 yılda olabilir gibi geliyor bana. 10 yıl. Yalnız burada bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Rezerv alan denilen, yani bir yerden başka bir yere taşınması şehrin, şehir parçalarının bazı durumlarda kullanılabilir. Mesela sel yatağında yapmışsınızdır binaları, orasının boşaltılması lazım. Mesela sıvılaşma bölgesidir veya heyelan bölgesidir. Bu durumda yani burası afet bölgesi ilan edilirse, sonuç olarak bu yapıların taşınması lazım elbette. Onlar için de şunu düşünüyorum. Mesela bu orta kuşağın biraz daha kuzey bölgelerinde düşük yoğunluklu bölgeler var. O bölgelerde emme kapasitesi kullanılabilir veya eğer mümkünse uygun bir yerde rezerv alan seçildiyse o da kullanılabilir. Bu aslında taşınması gereken alanlara şey de ilave edelim bence. Su havzalarımızın kısa ve mutlak koruma kuşaklarında bulunan yerleşmeleri, onların da taşınması gerekir. Çünkü hepimizin suyunu sağlıyor o havzalar. Bir tek söylemediğim şehir dokusu tarihi doku oldu. O da orada da yine çok fazla bir şey müdahale yapamıyoruz, ama binalar güçlendirilebilir veya şehrin bazı tarihi dokusunda yapı adası bazı dönüşümler de olabilir. Mesela yapı adalı, biz yıllardır öğrencilerimizle yapı adalarının içi nasıl kullanılır diye çalışmalar yapıyoruz. Orada eğer o yapı adasında oturan insanlar bir araya gelip de bir sistem sağlanabilirse, kooperatif gibi veya başka bir sistem gibi, o zaman o iç çöplüğe dönülmüş iç yapı adaları da yarı kamu alanı olarak devreye girebilirler. Peki. Öyle yerlerde mümkün. Onlara da kredi gerekebilir tabii. Daha düşük gelirliler oturuyor olabilir onların içinde de.
Yani kentsel dönüşüm denilen şey, hadi bir rezerv alan açalım, bütün şehri oraya taşıyalım. Değil diyorsunuz. Olmamalı. Olmamalı. Eğer biz bu altyapıyı şimdiden sağlam kuramazsak, gelecekte yine benzer sorunlar ortaya çıkacaktır. O nedenle bari hiç olmazsa sağlam bir başlangıç yapmış olalım. Burada en son söylemem gereken şey de şu: Buyurun. bir kentin yenilenmesi öyle bir kurumun işi de değildir yani. Hep beraber mesela TOKİ baş aktör olarak, belediyelerimiz, mesela gayrimenkul sektörü ve orada yaşayacak olan insanlar, hepsinin bir araya gelip katılım sağlaması gerekir. TOKİ deneyimlerine baktığımızda, Sena Hanım, özür dilerim, Buyurun, buyurun siz bir hocam. şey soracaktınız. Buyurun. Yok yok, siz tamamlayın. Sonra bir sorum var. Mesela Buyurun. TOKİ yıllardır, yani 1980'lerden beri daha çok yeni konut üretimine meyletmiştir ve geniş alanlarda büyük projeler organize etmiştir. Şimdi şehircilikte iki tip konut alanı vardır: gelişme alanları ve mevcut alanlar. Elbette ki gelişme alanlarında konut yapmak göreceli olarak daha kolaydır. Çünkü boş bir alandır. Yani TOKİ'nin böyle bir engin bir tecrübesi var. Evet. Ama mevcut alanların yenilenmesi son derece güçtür. Çünkü çok paydaşlı ve ikna edilmesi gereken bir süreçtir. Peki. Şimdi TOKİ'nin bu konuda tecrübesi bence çok değil. Bu Bundan da konuda yararlanabilir diyorsunuz. evet, Yararlanabilir. Peki. bu konuda tecrübe geliştirmesi gerekir. Peki. Yeni yeni alanlar açıp yeni binalar yapmak yerine. Peki, çok teşekkürler. Profesör Doktor Handan Türkoğlu, İTÜ Mimarlık Rica Şehir ederim. ve Bölge Planlaması Bölümü öğretim üyesi.